Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuzda karşınızdayız. Yeni videomuz yeni konumuz diyelim. Bu videomuzda kümelere giriş yapacağız gençler. Küme kavramını, kümelerin nasıl gösterildiğini, alt kümenin ne demek olduğunu ve eşit kümeleri göreceğiz. İlk olarak küme kavramıyla başlayalım. Kümeyi tanımlarken çok net bir tanım yapmamakla birlikte kısaca iyi tanımlanmış nesneler topluluğudur diyebiliriz. Kümeler genellikle A, B, C gibi büyük harfler ile gösterilirler. Örneğin alfabenin ilk 3 harfi şeklinde tanımlanan kümeyi arkadaşlar A kümesi eşittir. Kümenin elemanlarını yazmadan önce şöyle hop küme parantezi açmak zorundasın. İçerisine arkadaşlar elemanları yazacağım. Alfabenin ilk 3 harfi nedir? A, B ve C'dir. Ayrıca elemanları virgül ile ayırmak zorundasın. Eğer elemanların bittiyse tekrar ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Küme parantezini koymayı unutmuyorsunuz. Tekrar söyleyelim. Elemanlar virgül ile ayrılmak zorundadır. Birinci eleman, ikinci eleman ve üçüncü eleman şeklinde. Diyelim ki bize bir B kümesini tanımlayın dediler. Direktman ne yapıyorum arkadaşlar? Küme parantezini açıyorum. Ne olsun bu? Mesela 4'ten küçük doğal sayılar olsun. 4'ten küçük olacak. Doğal sayılarımız sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3. 4'ten küçük dediği için 4'ü almıyorum. Ayrıca elemanları virgül ile ayırmak zorundayım diyorum. Elemanım bitiyorsa ne yapıyorum? Küme parantezini kapatmayı unutmuyorum arkadaşlar. Geldik dikkatimize. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine kümenin elemanı denir. Bir A kümesinin eleman sayısını SA şeklinde gösterilir. Arkadaşlar SA şeklinde gösteriliyorsa bu ne demekmiş? A kümesinin eleman sayısı demekmiş. A kümesini tanımlamış. Bakalım 1, 2, 3, 4. 4 tane elemandan oluştuğu için A kümesinin eleman sayısı 4'tür diyoruz arkadaşlar. Mesela biz de bir B kümesi tanımlayalım. Bu sefer ne olsun? 6'dan küçük doğal sayılar olsun. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakalım kaç tane eleman var? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. O halde B kümesinin eleman sayısı kaç olmak zorundadır? 6 olmak zorundadır diyoruz arkadaşlar. Geldik diğer bir dikkatimize gençler. A kümesini A, B, C, 3 kümesi şeklinde tanımlamış. Bunun elemanları A elemanıdır A, küçük A elemanıdır A, evet. Küçük B elemanıdır, şurası arkadaşlar A olacak. Şeklinde veya birkaç eleman birlikte gösterilecekse B, virgül C elemanıdır A şeklinde gösterilir. Elemanlar gösterilirken arkadaşlar şuralara küme parantezi koymamıza gerek yok. Neymiş? Direktman elemanları göstermemiz gerekiyormuş. Mesela burada ne var? 3 ile A var. 3 virgül A elemanıdır. A şeklinde göstereceğiz diyoruz. O halde bu sembolün adı neymiş? Elemanıdır demek. Eğer bunun üzerinde arkadaşlar şöyle bir çizgi görürseniz bu da elemanı değildir demek. Bunu da ne yapmayalım? Unutmayalım. Tekrar söyleyeyim, elemandır ifadelerinde şurada ne yapmamamız gerekiyor arkadaşlar? Küme parantezi koymamamız gerekiyor. Devam edelim. Eleman olmayan bir nesneye de arkadaşlar ne diyecekmişiz? D elemanı değildir. A şeklinde gösterecekmişiz diyoruz. Yukarıda tanımlanan A kümesi için. Bakın burası çok önemli. Süslü A diyeceğim arkadaşlar. Süslü A elemanıdır A veya süslü C3 elemanıdır A şeklinde gösterim yanlış bir gösterimdir arkadaşlar. Küme paranteziyle ne yapmayacağız? Göstermeyeceğiz diyoruz kesinlikle. Ama şu olabilir. Mesela A kümesini kendi tanımlar. Der ki A süslü B, C, D der. Mesela burada A elemanıdır A diyebilirsin. Diğer bir elemanı nedir arkadaşlar? Bakın B değil. Süslü B. Direktman bunu ne yapabilirsin? Diyebilirsin diyoruz. Ama kalkıp süslü C elemanıdır A şeklinde ne yapamazsın? Yazamazsınız arkadaşlar. Geldik ilk örneğimize. A kümesini tanımlamış. A kümesinin elemanları A, B, 12, 3 ve 4'müş arkadaşlar. Birinci öncülde A kümesinin eleman sayısının 5 olduğu söylenmiş. Bakalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci eleman. Doğru. Toplam 5 tane neyi varmış arkadaşlar? Elemanı varmış.
Burada bana hangileri yanlıştır demiş. Yanlış olanları alacağız arkadaşlar. Bana diyor ki 1,2 A kümesinin elemanıdır. Bakalım 1 ile 2 A kümesinin elemanı mı? Hayır arkadaşlar, elemanı değil. Eğer şöyle deseydi, 12 elemanıdır A deseydi, bu doğru bir ifade olurdu. Ama bu nedir? Doğru değildir. Şunu da diyebilirdi. Elemanı değildir diyebilirdi. Elemanı değildir derse yine neydi? Doğru bir ifadeydi diyeceğiz. Geldik şimdi gençler 3. öncülümüze. Bize diyor ki 5 A'nın elemanı değildir. Bakıyorum 5 A'da mı? Hayır, yok. O halde elemanı değil gerçekten. Yani doğru bir öncül oldu. Sıra geldik 4. öncülümüze arkadaşlar. Bana bakın burada ne diyor? A, B, 3 elemanıdır A demiyor. Süslü A, B, 3 elemanıdır A diyor. O halde yanlıştır. Doğrusunu yazalım. A, B, 3 elemanıdır A şeklinde ne yapması gerekiyordu? Yazması. Burada da doğrusu nedir arkadaşlar? 12 elemanıdır A ya da 1 ve 2 elemanı değildir A doğru ifadeleridir diyoruz. Geldik 5. öncülümüze arkadaşlar. 3 elemanıdır A diyor. Evet, gerçekten de A kümesinde 3 elemanı vardır. Yani doğru bir öncüldür. Bana yanlışları soruyor. Cevabım 2 ve 4'tür diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik 2. sorumuza. Yine çok güzel bir soru. A kümesinin elemanları birer rakam. Arkadaşlar rakamları hatırlayalım mı? Neydi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'du. 0'da almayı ne yapmıyoruz gençler? Unutmuyoruz. Bana diyor ki A kümesinin eleman sayısı 9'a eşit ya da 9'dan büyük olduğuna göre A kümesi kaç farklı şekilde yazılabilir? İlk önce diyorum ki A kümesi rakamlardan oluşuyordu değil mi? Evet. Peki benim elimde kaç tane rakamım var? Sayarsanız arkadaşlar 10 tane rakam. Demek ki A kümesinin alabileceği maksimum eleman sayısı 10'dur. Yani 2 tane durumum söz konusu. Eleman sayım ya 9'a eşittir arkadaşlar ya da 10'a eşittir. Kalkıp 11'e eşit olamaz. Çünkü 11 tane rakamım yok. Şimdi diyorum ki A kümesinin eleman sayısı 10'sa bütün hepsini içerisinde barındırmak zorundadır. Yani A eşittir 0'dan başlayıp 9'a kadar gitmesi gerekir ve tek seçeneği vardır. Buradaki seçenek sayısı 1'dir. Bir seçenek diyelim. Yani bir şekilde yazılabilir. Şimdi geliyorum eleman sayısının 9 olma durumuna. Diyorum ki elimde 10 tane elemanım var ve 9 tanesini seçeceğim. Yani bir tanesini ne yapmıyorum arkadaşlar? Seçmiyorum. İstersem 9'u seçmem. İstersem 8'i seçmem. İstersem 7'yi, istersem 6'yı, istersem 5'i, istersem 4'ü, istersem 3'ü, 2, 1 ve 0. Yani içlerinden bir tanesini ne yapmayacağım? Seçmeyeceğim. O halde toplam kaç tane durum söz konusu olur? A kümesine ben bir tane örnek vereyim mesela. Canım neyi istesin? 9'u seçmek istemesin. 1, 2, 3 böyle 8'e kadar gidebilir. Mesela eğer 8'i istemiyorsam 1, 2 deriz. 7'ye kadar gider. Bir de 9'u alırız bakın. Böyle böyle kaç tane yazarız? Hop, 10 tane seçenek vardır deriz arkadaşlar. Neymiş? Eleman sayısının 9 olduğu durumda şu 10 elemandan bir tanesini seçmesen de olur. Seçmeyeceğin elemanı biliyor musun? Hayır. İstersen 0'ı, istersen 1'i, istersen 2'yi, 3'ü. Toplam kaç seçeneğin var? 10 seçeneğin var. Yani 10 farklı şekilde yazılabilir. Birinci durum için 10 farklı şekilde yazılıyordu arkadaşlar. İkinci durum için 1 farklı şekilde yazılıyordu. Toplarsam 11 farklı şekilde yazılabilir deriz. Yine gençler çok güzel bir soruydu. Geldik şimdi kümelerin gösterimine. İlk olarak liste yöntemini kullanacağız. En sık kullandığımız gösterim çeşididir arkadaşlar. Liste yönteminde az önce gösterdiğim gibi küme parantezleri olur. Bu başlangıcı, bu da bitişi sembolize eder. Şurada gördüğünüz sembolü ile parantez ne yapılır arkadaşlar? Kapatılan bu iki sembol arasında nesnelerin listelendiği bir gösterim şeklidir. Bunların arasında arkadaşlar elemanlar olacakmış. Bu gösterim şekline de liste yöntemi diyecekmişiz diyoruz. Burada her nesnenin arasında mutlaka virgül olmalıdır. Virgül ile elemanların ayrılması gerekiyor arkadaşlar.
A kümesi 2, 3, A, B, C gibi. Mesela 2 ile 3'ün arasında virgül varsa bu bir elemandır, bu diğer elemandır diyor bize. Eğer 2 ile 3 arasında virgül yoksa bunlar bir bütün olarak tek elemandır diye burada vurguluyor. Şöyle yapalım isterseniz. Bir tane B kümesi ben yazayım. B kümesini ben tanımlayayım arkadaşlar. Mesela yine A'dan, B'den, bu sefer C, D'den oluşsun bakın. Bir de K'dan oluşsun. Bunun eleman sayısı ne olacak? Virgül ile ayrıldığı için arkadaşlar. Hemen bakalım. 1, 2, bakın bu bir bütündür. 3 ve 4'tür. Tamam, bu tek elemandır. Bunu da ne yapmayalım lütfen? Unutmayalım diyoruz. Şimdi geldik Venn şeması gösterimine. Kümenin elemanları kapalı bir eğri veya bir çokgenin içerisinde her bir elemanın yanında bir nokta konularak gösterilir diyor arkadaşlar. İhtiyacımız olan kapalı bir eğri ya da bir çokgen ayrıca arkadaşlar noktadır. Her elemanın başında şu şekilde noktalar olmak zorundadır. Olmazsa olmazımız. Gördüğünüz gibi şu şekilde kapalı bir eğrimiz var. Buna Venn şeması şeklinde gösterilir diyoruz. Örnek vermiş bize. Türkiye kelimesinin sessiz harfleri Venn şeması ile gösteriniz demiş. Bakın Venn şeması ile nasıl gösteriliyormuş. Bir tane kapalı eğri çiziyorum. Sessiz harflerimizi buluyoruz arkadaşlar. Bulduğumuz bu harflerin başına nokta koyarak gösteriyor isek Venn şeması şeklinde gösteriyoruz deriz. Biz bunu arkadaşlar isterseniz üçgen olarak, isterseniz şöyle bir daire, isterseniz bir kare, isterseniz bir dikdörtgen. Yeter ki arkadaşlar ne olsun? Kapalı bir eğri olsun diyoruz. Şimdi geldik en çok karıştırılan yönteme. Ortak özellik yöntemi. Sadece kümede olması gereken elemanların ortak özelliklerini belirterek bir kümenin gösterilmesidir. Hemen bununla ilgili örnek verelim arkadaşlar. A kümesi eşittir. Burada yine ne yapıyoruz? Küme parantezlerini yazıyoruz ama. Mesela burada şöyle bir çizgi var. Bu öyle ki demek. İleride bunu göreceğiz arkadaşlar. X eşittir ne olsun? 2K, K elemanıdır. Pozitif tam sayı. Mesela bunu okurken şöyle okuyacağız arkadaşlar. A kümesi öyle X'lerden oluşuyor ki X'lerimiz çift sayı. Ya da 2'nin katı diyebilirsin. Bunun K'da arkadaşlar pozitif tam sayı olması gerekiyor şeklinde. Dikkatimize bakalım isterseniz. Ortak özellik yöntemiyle yazmada en sık kullanılan sembollerden biri az önce gösterdiğim gibi şu çizgidir arkadaşlar. Ya da iki nokta üst üste şeklinde kullanılan ve öyle ki diye okunan sembolüdür. Nasıl okuyacakmışsın arkadaşlar bunların ikisini? Öyle ki şeklinde. Bakın A'yı tanımlamış. Bu çizgi yerine iki noktayı da kullansan da oluyor. Demiş ki yani X öyle ki X bir pozitif tam sayı ve 3'ten küçüktür diye ne yapıyormuşuz? Okuyacakmışız arkadaşlar. Öyle X'ler var ki X'lerimiz tam sayı ayrıca 3'ten küçüktür diyoruz arkadaşlar. Geldik şimdi 3. sorumuza. 23 ile 30 arasındaki tam sayıları liste yöntemiyle gösterin. Arkadaşlar göstermeden önce kümeye bir isim vermek zorundasın. İstersen AD, istersen BD sana kalmış bir şey. Liste yöntemi neydi? Küme parantezleri arasındaki elemanları yerleştirdiğimiz yöntemde arkadaşlar 23 ile 30 arası diyor. Yani 23 ile 30'u almıyorsun. Arasında kimler var? 24, 25, 26, 27, 28 ve arkadaşlar 29 vardır. Yine ne yapmayı unutmuyoruz? Küme parantezini koymayı unutmuyoruz. Elemanları arkadaşlar virgüller ile ne yapacağız? Ayıracağız diyoruz. Geldik gençler 4. sorumuza. A kümesi 10 ile 20 arasındaki çift sayılardır. A kümesini liste yöntemi, Venn şeması ve ortak özellik yöntemiyle gösterin diyor. Liste yöntemiyle göstermek arkadaşlar çok kolay değil mi? Kümeye bir isim vermiş kendiliğinden A demiş. Küme parantezini ne yapıyorum? Açıyorum. 10 ile 20 arasında kastettiği için 10 ile 20'yi almıyorum. Arasındaki çift sayılarımız nelerdir? 12, 14, 16,
ve 18'dir arkadaşlar. Bu liste yöntemidir. İkinci yöntem men şeması şeklinde kapalı bir eğri çizeceksiniz. İsterseniz dikdörtgen, isterseniz üçgen, isterseniz çember size kalmış bir şey. Ben burada çember çizeceğim. Ayrıca elemanlarımı yazdıktan sonra arkadaşlar başlarına kesinlikle nokta koymayı ne yapmıyorum? Unutmuyorum. Olmazsa olmazlarımdan biridir. Şimdi geldik üçüncü yöntemimiz olan ortak özellik yöntemine. A kümesi eşittir dedim. Küme parantezimi açtım. Ortak özellik yönteminde x öyle ki demek zorundayım. Bununla başlamak zorundadır arkadaşlar. X öyle ki ne diyor bana? 10 ile 20 arasındaki çift sayılar. Şimdi çift sayılarımız nedir? 2'nin katıları değil mi? O halde ne yazmak zorundasın? 2k demek zorundasın. Ayrıca arkadaşlar 10 ile ne arasındaydı? 20. Kim ama? X'lerimiz 10 ile 20 arasındadır diyorum arkadaşlar. Daha sonra k sayısına da doğal sayı ne yapabilirim? Diyebilirim dedim gençler. Yani cevabım nedir? Birinci yöntemim, ikinci ve üçüncü yöntemim olarak cevabım bu şekildedir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geldik beşinci yöntemimize gençler. Bize diyor ki A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki x'lerimiz doğal sayı ve 3x eksi 1 küçük eşittir 7 olmak zorundadır. Hemen düşünüyorum bunu liste yöntemiyle göstereceğim. Liste yöntemi neydi arkadaşlar? Küme parantezlerini açıyorsunuz. Bundan sonra küme parantezlerini şu şekilde göstereceğim. Kapatıyorsunuz ve araya kimler gelmek zorundaydı? Elemanlar. A kümesinin elemanları. Peki bakıyorum. Bunu sağlayan elemanlarım nedir? Yani bunu ilk önce ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Çözmem gerekiyor. Hop, bunu karşı tarafa attım. 3x küçüktür. Eksi 1 karşı tarafı artı 1 diye geçer gençler. Burası kaç oldu? 8. Her tarafı 3'e böldüm. X küçük eşittir 8 bölü 3 oldu. Ama x'in de bir ne olması gerekiyor? Doğal sayı. Diyorum ki doğal sayılar sıfırdan başlıyor ya. Sıfır bu kümeye dahil mi? Yani 8 bölü 3'ten küçük mü? Evet. O halde A kümesi, küme parantezimi açtım. Peki 1 buna dahil mi? Evet. Bu arada 8 bölü 3 dediğin sayı 2 küsürlü bir sayıdır. Yani 2'den büyük bir sayıdır. Devam ediyorum. 2 sağlar mı? Evet sağlar. 3 sağlar mı? Hayır arkadaşlar. 3 sağlamaz. 8 bölü 3'ten küçük değildir 3. O halde 3'ü almıyorum. Yani cevabım 0, 1, 2 şeklinde ne yapılıyor arkadaşlar? Yazılıyor diyoruz. X'in doğal sayı olmasına lütfen dikkat edin. Geldik 6. sorumuza arkadaşlar. Yine okuyalım isterseniz. A kümesi X, Y sıralı ikililerden oluşuyor. Öyle ki X'lerimiz arkadaşlar Y artı 21 bölü Y artı 1 şeklinde olacak. Ayrıca Y dediğim şeyin de doğal sayı olması gerekiyor. İlk önce X'i gençler bir düzenleyelim. Şurada X eşittir diyorum. Ben bunu Y artı 1 artı 20 şeklinde yazabilirim. Payda parçalayayım diyorum. Bakın Y artı 1'i aynı. Payda da burayı farklı payda da ne yapabilirim yazabilirim. Artı 1. Daha sonra aynı sayılar bölünürse kaçı verir bana? 1'im. Yani x dediğim şey aslında 1 artı 20 bölü y artı 1'dir. Şimdi hop kalemimi aldım. Nerede? Rengimi değiştirdim. Diyorum ki 20'nin katı olmak zorunda paydadaki ifade. Doğru mudur arkadaşlar? 20'nin katıysa 20'yi bölmesi gerekiyor daha doğrusu. 20'nin katından kastım o. Tam sayı bir doğal sayı olması için ne olması gerekiyormuş gençler? 20'yi bölmesi gerekiyormuş. Hemen düşünelim 20'yi bölen sayılar nelerdir? 20 olabilir. 10 olabilir. Daha sonra kim var arkadaşlar? 5 olabilir. Daha sonra kim var? 4. Daha sonra arkadaşlar kim var? 2. Daha sonra kim var? 1. Bunlar olabilir diyeceğiz. Şimdi hemen yazalım isterseniz. Y artı 1'in 20 olma durumunda artı 1'i karşı tarafa atarsanız Y buradan kaç gelir arkadaşlar? 19. X, Y sıralı ikilisi diyor ya X'i de bulmak zorundasın. Hop X eşittir. 1 artı 20 bölü Y artı 1'di. Y artı 1'e de ne demiştik? 20. 20'yi 20'ye bölerseniz 1'i elde edersiniz. 1 ile 1'in toplamı da nedir? 1'dir.
Bana elemanları yaz ama X'ye sıralı ikilisi şeklinde yaz diyor. Yazarken birinci bileşen X'imiz olması gerekiyor. Birle biri toplayıp kaçı bulduk? 2'yi bu arada. 2'ye ikinci bileşenimiz de kaçı olması gerekiyor? 19. 2'ye 19'dur. Şimdi 20'yi hallettim. Sıra geldi 10. Y artı 1 eşittir 10 dedim. Artı 1'i karşı tarafa eksi 1 olarak götürüyorum gençler. Y'ye buradan kaç geldi? 9. Şimdi X'i bulacağım. 1 artı 20 bölü y artı 1'e ne demiştim? 10. Sadeleştirdim 2. 2 ile de 1'in toplamı kaçı verdi bana? 3'ü verdi. Hop, burası da aslında 3'e kaçtır arkadaşlar? 9'dur. Hemen geçelim diğer bir sayımıza. Yani 5'e. Karşı tarafa attım. Y buradan kaç geldi? 4 geldi. X eşittir 1 artı 20 bölü 5'ten arkadaşlar 4 artı 1'den cevabım kaçtır? Hop, 5'tir. Yazarken lütfen unutmayın, birinci bileşen x'ten, ikinci bileşen ise y'den olmak zorundadır. X'imizi 5 bulduk, y'imizi de gençler 4 bulduk. Hepsini teker teker denemek zorundayım. Sıra geldi 4'e. Y buradan kaç geldi? 3. X eşittir 1 artı 20 bölü 4'ten hop hop. 5, 5 ile 1'in toplamı da 6 oldu. Yani birinci bileşen 6, ikinci bileşen yani y bileşeni de arkadaşlar 3 olmak zorundadır. Hemen diğer sayımız olan 2'ye eşitliyorum. Y buradan kaç geldi gençler? 1. 1 artı 20 bölü 2'den hop 10, toplarsam 11 oldu. Yazarken birinci bileşen x'ten, ikinci bileşen y'den olmak zorunda. Daha sonra arkadaşlar 1'e eşitledim. Hop, karşı tarafa atıyorum. Y buradan kaç geldi? 0. Şimdi x'i bulacağım. Hop hop. Zaten 20'yi 1'e bölersem 21 ile topladım. 21 oldu. Birinci bileşenim yani x'im 21. İkinci bileşenim arkadaşlar nedir? 0'dır diyorum. Bakın burada bulduğum şeyler elemanlarım oldu. A kümesini şimdi liste şeklinde göstereceğim. A kümesi eşittir. Küme parantezini açtım. Birinci elemanım arkadaşlar 2'ye 19 elemanıdır. Virgül ile ayrılıyor. 3'e 9. Tekrar virgül. 5'e 4. Virgül ile ayrıldı. Aşağıdan devam edeyim arkadaşlar. 6'ya 3. 11'e 1. Ve gençler 21'e 0'dır. Bittim. Evet, bitti. O halde kümemi ne yapıyorum? Parantezimi kapatıyorum diyorum. Yani toplam 6 elemanlı oldu. Şimdi geldik boş küme, evrensel küme kavramlarına. İlk olarak boş kümeye bakalım. Hiç elemanı olmayan kümelerdir. Bir A kümesi boş küme ise eleman sayısı arkadaşlar sıfır olmak zorundadır. Boş kümenin eleman sayısı sıfırdır. Bunu unutmayalım. Boş kümeyi şöyle sıfır üzerinde çizgiyle ya da şöyle bir ifadeyle göstereceğiz arkadaşlar. Bakın burada içeride eleman var mı? Hayır, yok. Bunlar ne demekmiş? Boş küme demekmiş. Şimdi bazen sizin kafanızı karıştırmak için ikisini birlikte veriyor bakın. Hop, şu veriyor. Bu boş küme değildir arkadaşlar. Şurada bir eleman vardır. Bu da şekilli bir sıfır diyelim. Sıfır elemanı vardır. Yani bunun eleman sayısı ne olsun? B kümesi olsun. B kümesinin eleman sayısı 1'dir. Bir ise boş küme ne yapamaz diyeceğiz? Olamaz diyoruz gençler. Dikkatimize bakalım. Zaman zaman karıştırılan noktalardan birisi de bakın az önce gösterdiğim ifadeymiş. Boş küme olduğudur. Halbuki bu kümenin bir tane elemanı vardır. O da şudur gençler. Geldik evrensel kümeye gençler. Üzerinde işlem yapılan tüm kümelere ait elemanları içine alan yani onları kapsayan kümelerdir ve genellikle arkadaşlar büyük E sembolü ile gösterilir. Neymiş? Bütün kümeleri kapsayan kümeye evrensel küme diyecekmişiz. 7. sorumuzdayız. İfadelerinden hangileri boş küme değildir? Boş küme olması için eleman sayısının sıfır olması gerekiyor. Yani hiç elemanın olmaması gerekiyor. Hemen birinci öncülümüze bakalım. A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki x'lerimiz tam sayı ve 5 ile 6 arasında olması gerekiyor. Hemen düşünüyorum arkadaşlar. 5 ile 6 arasında bir tam sayı var mı? Hayır, yok. O halde elemanı yoktur. Elemanı yok ise boş kümedir diyoruz. Yani
A kümesi birinci öncülde boş kümedir. Elemanı yoktur gençler. Hemen geldim ikinci öncülüme. Bakın ikinci öncülümde bir tane elemanım var. Yani A kümesinde eleman sayısı 1 oldu. Zaten direktman boş küme değildir diyeceğim. İkinci istiyor yani bizden. 1 yanlış oldu. 2 doğru oldu. Hop geldim üçüncü öncülümüze. 2 basamaklı çift asal sayılar. Arkadaşlar bir tane asal sayım vardı değil mi çift olan? Sadece 2 idi. 2 basamaklı çift asalım yoktur. Böyle bir eleman olmadığı için bu da boş kümedir diyoruz. Bana boş küme olmayanları sormuş. Yani cevabım yalnız 1'dir arkadaşlar. Yalnız 2'dir. Şimdi geldik D'ye. Yani sonlu ve sonsuz kümelere. Eleman sayısını doğal sayı ile ifade edebildiğimiz kümelere sonlu küme, edemediğimiz kümeleri ise sonsuz küme diyecekmişiz. Neymiş arkadaşlar? Eleman sayısını yani mesela SA'yı eğer ben doğal sayı şeklinde ifade edebiliyorsam sonlu kümedir, edemiyorsam sonsuz kümedir diyorum. Bize örnek vermiş, bu örneği inceleyelim. 1 ile 2 arasındaki gerçek sayıların sayısını bir doğal sayı ile ifade edemeyiz. Değil mi arkadaşlar? 1 ile 2 arasındaki reel sayıları söyleyebilir misin bana? Eleman sayıları hayır, çok fazla vardır. O halde eleman sayısını doğal sayı şeklinde yazamıyorsan bu kümeye biz sonsuz küme diyeceğiz. Ama şöyle bir küme tanımlayalım. Mesela A kümesi öyle x'lerden oluşsun ki x'lerimiz çift sayı ve arkadaşlar ne olsun? Şurayı silelim. K elemanıdır. Tam sayı ve ayrıca 10 ile kaç arasında olsun arkadaşlar? 18 arasında olsun. Bu kümeyi tanımladık. Bu küme A kümesini liste şeklinde gösterelim. Elemanlarımız nedir? 10 ile 18 arasındaki çift sayılar. Mesela 12, 14 ve 16'dır. Peki ben A kümesinin eleman sayısını şöyle 3 olarak yazabilir miyim? Birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman. Yani toplam 3 tane elemanı vardır. Eleman sayısı 3'tür. Eleman sayısını arkadaşlar doğal sayı şeklinde gösterdiğim için bu kümem benim sonlu kümemdir diyoruz. Şimdi geldik 8'in sorumuza. 8'in sorumuza bir bakalım. Birinci öncüldeyiz arkadaşlar. Bana neyi sormuş bu arada? Hangilerinin sonlu küme olduğunu sormuş. Şimdi birinci öncülüme bakıyorum. Bana diyor ki A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki x'lerimiz 14'ün tam böleni. Hemen düşünüyorum 14'ün tam bölenleri nedir arkadaşlar? Hop yazalım isterseniz. Mesela 1, mesela 2, mesela arkadaşlar kaç? 7, mesela 14. Ayrıca bunların bir de eksilisi yani eksi 1, eksi 2, eksi 7, eksi 14 şeklindedir. Doğru mudur? Bakalım. Eksiler arkadaşlar sola yazılacak. Artılar sağa yazılacak. Bunu da unutmayalım lütfen. Ben A kümesinin eleman sayısını 1, 2, 3, 4, 4 de burada 8 olarak gösterebilir miyim? Evet gösterebilirim. Yani eleman sayısını doğal sayı şeklinde yazdım. O halde bu sonlu bir kümedir diyor. Yani birinci öncül aradığım cevaplarda olması gerekiyor. Geldim ikinci öncülüme. Pozitif doğal sayılar diyor. Arkadaşlar pozitif doğal sayılarımız nedir? 1'den başlamak zorundadır. 2, 3 böyle böyle sonsuza kadar gider. Peki sonsuza kadar gittiği için ben kalkıp eleman sayısını yazabilir miyim? Hayır yazamam. Doğal sayı şeklinde yazamam arkadaşlar. O halde bu küme benim için sonsuz bir kümedir. Yani bu olmayacak seçeneklerde. Geldik 3. seçeneğimize arkadaşlar. Bana diyor ki B kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki x'lerimiz 5 ve 8'in ortak katı. Hem 5'in hem 8'in ortak katı kaç var arkadaşlar? 40 var, doğru mudur? 40'tan başlar, 80 var, 120 var, 160 var. Böyle böyle sonsuza kadar gider. Yani ben yine B kümesinin eleman sayısını doğal sayı şeklinde gösteremedim. Gösteremediğim için bu da benim için sonsuz bir kümedir. Hemen geliyorum arkadaşlar 4. öncülümüze. 4. öncülümüz bize ne diyor? 8'den küçük tam sayılar. Şimdi hop 8'den küçük sayım ne var? 7 var, 6 var, 5 var. Gidiyor gidiyor eksi 1, eksi 2 hop. Eksi sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Eksi sonsuza kadar gittiği için ben C kümesinin eleman sayısını doğal sayı şeklinde ifade edebilir miyim?
Hayır, edemem. Edemediğim için sonsuz bir kümedir diyorum. Geldim gençler. Beşinci öncülüme D kümesi çift doğal sayılar. Çift doğal sayılarımız nelerdir? 0, 2, 4, 6 böyle böyle bu da sonsuza kadar gidiyor. Sonsuza kadar gittiği için arkadaşlar adı üzerinde sonsuz eleman sayısını doğal sayı şeklinde yazamıyorum. Yani sonsuz bir küme oldu. Hemen geldik. Altıncı öncülümüze 20'den küçük doğal sayılar. Doğal sayılarımız sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3 hop kaça kadar gitmesi gerekiyor? 20'den küçük dediği için 19'a kadar. Peki E kümesinin eleman sayısı kaçtır? 20'dir, değil mi? Şurada 19 tane, burada da bir tane toplam 20 oldu. Bakın 21 doğal sayı mı? Evet doğal sayı yani doğal sayı şeklinde gösterebildim. O halde sonlu bir kümedir. Bana sonları sormuş arkadaşlar. 1 ve 6 sonlu kümelerdir diyorum. Şimdi geldik alt küme kavramına. A ve B kümelerinden A'nın her elemanı dikkat edin her diyor. B'nin de elemanı ise A kümesi B kümesinin alt kümesidir ve şu şekilde gösterilir. Bu neymiş arkadaşlar? Alt küme kavramıymış. Geldik ikinci öncülümüze. B kümesi A kümesini kapsar. Kapsar da alt küme sembolünün tam olarak zıttıymış. B A'yı kapsıyor. Burada şuna dikkat edin. Arkadaşlar küçüktür büyüktür gibi düşünebilirsin. Mesela x küçüktür 4 yazmakla 4 büyüktür x yazmak aynı şey. Ağız 4'e burada da ağız 4'e açık. Bakın burada ağız B'ye burada da ağız B'ye açık. Yani en büyük kümem yine ne oluyor bakın. B kümesi oluyor. Tanım neymiş? A'nın her elemanı B'nin de elemanı ise. Hemen bakalım sorularımıza. Örneğin demiş A kümesinin elemanları 3 ve 5'tir. A kümesinin bütün elemanları B kümesinde de vardır diyor. Var ise A kümesi B'nin alt kümesidir ya da arkadaşlar B A'yı kapsıyor şeklinde gösterebiliriz. Diğer bir örneğimize bakalım. 2, 3, 4 kümesinin alt kümelerini gösterin demiş. Arkadaşlar her kümenin altında bir boş küme olmak zorunda. Ayrıca bir elemanlı alt kümeleri 2 elemanlı alt kümeleri ve 3 tane olduğu için 3 elemanlı alt kümeleri olarak gösterilmesi gerekiyor. 3 elemanlı alt kümesi arkadaşlar nedir? Kendisidir. Buradan yola çıkarak boş küme ve kümenin kendisi nedir diyeceğiz? Kendisinin alt kümeleridir diyoruz. Eğer 4 elemanlı olsaydı boş küme 1 elemanlı kümeleri, 2 elemanlı, 3 elemanlı ve 4 elemanlı alt kümeleri vardır şeklinde yorum yapacaktık. Geldik dikkatimize. A kümesinin bir elemanı dahi B kümesinin elemanı değilse A kümesi B kümesinin alt kümesi değildir denir. Ve A alt küme değildir B şeklinde gösterilir. İsterseniz bununla ilgili bir örnek yazalım. B kümesinde yazalım. 1, 2, 4, 5 ve 6 olsun. Bakalım. 1 ve 2 B'de var. Doğru. Ama 3 var mı? Hayır yok. 3 yoksa arkadaşlar A kesinlikle ve kesinlikle kimin altında değildir? B'nin altında değildir. Alt küme olması için bütün elemanları içerisinde barındırması gerekiyor diyeceğiz. Her küme kendisinin alt kümesidir. Zaten bunu az önce söylemiştik. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Bunu da az önce söyledik. Her alt küme de aynı zamanda bir küme olduğunda her alt küme kesinlikle küme olarak gösterilir. Eğer A B'nin alt kümesi, B de C'nin alt kümesi ise A C'nin alt kümesidir. Bunu şu Venn şeması şeklinde gösterelim. A kümesi şöyle bir küme olsun arkadaşlar. B kümesi de şöyle bir küme olsun. Dikkat edersem B kümesinin altında ne var? A var. B de C'nin altında. Hop, en dışta da C olsun. Dikkat edersem direktman A da kimin altında oldu? C'nin altında oldu. Kümenin kendisi hariç olmak üzere diğer alt kümeleri kümenin öz alt kümesidir. Buraya gelelim. Bunlar arkadaşlar 2, 3 ve 4'ün alt kümeleriydi. Kendisi hariç yani bunu almazsak şunlar neymiş? Öz alt kümeleridir
diyeceğiz gençler. Kendisini çıkartıp almamız gerekiyor. Geldik şimdi 9. sorumuza. Bu A kümesinin alt kümelerini yazın diyor. İlk önce elemanlarını bulalım. Bana diyor ki A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki. X'lerimiz doğal sayı, ayrıca x kare eksi 1 ifadesinin 9'dan küçük olması gerekiyor. Karşı tarafa attım. Artı 1. X kare küçüktür kaç oldu? 10. Şimdi A kümesi doğal sayı dediği için 0 burada mı? Evet, 0'ın karesi 10'dan küçük. 1 burada mı? Evet, 1'in karesi de 10'dan küçük. 2 burada mı? 2'nin karesi 4, 10'dan küçük. 3 burada mı? Evet, 3'ün karesi 9'dur, 10'dan küçük. Ama 4 burada değildir arkadaşlar. Şimdi bana A kümesinin, yani 0, 1, 2, 3'ün alt kümelerini yazın diyor. Hemen ilk olarak boş kümeyle başlamak zorundayım. Ne demiştim? 0 elemanlı alt kümesidir. Şimdi ise 1 elemanlı alt kümelerini yazalım. 0, 1, 2 arkadaşlar ve 3. Dikkat edersem tek elemanlı 1 elemanlı alt kümeleri. Burası arkadaşlar 0 elemanlı alt kümesi olsun. Şimdi sırada 2 elemanlı alt kümelerine geldik. 0'a 1. Daha sonra 0'a kaç yazalım? 2 yazalım. Daha sonra 0'a 3. 0'la bitti işim. 1'e geçelim arkadaşlar. 1'e 2. Hop. 1'e 3. Bir de 1'le de işim bitti. 2'ye kaç yazalım gençler? 3 yazalım. Bunlar da 2 elemanlı alt kümeleridir dedim. Hemen geldim 3 elemanlılarımıza. Gösterelim bakalım. Ne olsun gençler? 0, 1, 2. Hop. 0, 1, 3. Daha sonra ne var gençler? 0, 2, 3. Bir de 1, 2, 3 vardır. Bu da 3 elemanlı. 4 elemanlı arkadaşlar. Kümemin eleman sayısı 4 olduğu için kendisidir. Direktman 0, 1, 2, 3 şeklinde 4 elemanlı alt kümelerini ne yaptık? Gösterdik diyoruz. Şimdi geldik 10. sorumuza gençler. 10. sorumuza bakalım bizden ne istemiş? A kümesini tanımlamış ve A kümesiyle ilgili bu ifadelerden hangileri yanlıştır diyor gençler. Bakalım A kümesinin eleman sayısı 5'tir. Doğru mu? Bakalım. Virgül ile ayrılırdı. Birinci eleman, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci eleman. Evet arkadaşlar, A kümesinin toplam 5 tane elemanı vardır diyoruz. Hemen geldik ikinci öncülümüze. İkinci öncülümüze bakalım. 3, 4, 5 A kümesinin elemanıdır diyor. 3, 4 evet ama 5 A'nın elemanı mı? Hayır. 5 ve 6 süslü olarak direktman elemanı. 5 elemanı değildir arkadaşlar. Bu yüzden ikinci öncülümüz nedir? Yanlıştır diyoruz. Hemen geldik üçüncü öncülümüze. Üçüncü öncülümüzde süslü 5-6 A'nın elemanıdır diyor. Evet arkadaşlar bakın. Süslü 5-6 A'nın elemanıdır. Bu da nedir? Doğru bir öncüldür diyoruz. Hemen geliyoruz arkadaşlar dördüncü öncülüğe. Hop. Dikkat edin altındadır diyor. Arkadaşlar alt küme yazarken küme parantezini kullanmak zorundasın. Yani sana aslında burada şunu söylüyor. 5 ile 6 A'nın altındadır. Hayır, yanlış bir ifadedir gençler. Şunu deseydi doğruydu. Hop 5,6 bunu deseydi doğru olurdu. Ama bu yanlış bir öncül oldu. Ben burada şu an doğrusunu yazdım. Ama arkadaşlar bu yazılım nedir? Yanlıştır. Hemen geliyorum. 5. öncülümüz arkadaşlar. 5. öncülde süslü 7 ile 8 A'nın altındadır diyor. Doğru mu? Evet, doğru bir öncüldür diyeceğiz gençler. Şimdi geldik dikkatimize. Bir A kümesi için A'nın eleman sayısı n olmak üzere A'nın alt küme sayısını 2 üzeri n formül ile öz alt küme sayısını da arkadaşlar 2 üzeri n eksi 1 ile göstereceğiz. Şuradan 1 sayısını çıkartmış çünkü neden? Kümenin kendisidir diyoruz. Kümenin kendisi hariç diğer alt kümelerine öz alt küme diyecektik arkadaşlar. Örnek vermiş, örneğimize bir bakalım. A eşittir
A 3, 4, 5 kümesinin alt küme sayısı 2 üzeri 4'tür. Neden? 1, 2, 3, 4. 4 tane elemanı vardır. O halde formülümüzde en gördüğümüz üzere 4 yazarsak 2 üzeri 4'ten 16 tane alt küme sayısı vardır diyeceğiz. Öz alt küme sayısı da kendinin çıkartılmış halidir. Yani 2 üzeri 4'ten 1'i çıkarttığımda diğer elemanlar kalacak diyoruz. Alt küme sayısı arkadaşlar bizim için önemli. 2 üzeri n şeklinde gösterilecekmiş. Geldik 11. sorumuza. Hop, birinci öncül. Alt küme sayısı kaçtır? Bunun için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Eleman sayısını bulmamız lazım. Bakalım 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. Yani toplam 6 tane eleman oldu. Formül 2 üzeri n'di. 2 üzeri n, n dediğimiz şey 6. 2 üzeri 6'dan 64 tane arkadaşlar alt küme sayısı vardır diyoruz. Geldik ikinci öncüğümüze, öz alt küme sayısını sormuş. Öz alt küme sayısında 1'i yani kendisini çıkartmam gerekiyordu. 64'ten de 1 sayısını çıkartırsam arkadaşlar 63 sayısını elde ederim. Alt kümelerin kaçında 2 elemanı bulunmaz? Bulunmaz dediği için arkadaşlar bu kümeden 2'yi çıkartıp almam lazım. Çıkarttığımı düşünün. Geriye kalan kaç tane eleman var? 5. O halde bunun alt küme sayısı da 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri 5'te kaç eşittir? 32'ye. Hop geldik 4. öncülümüze. 4. öncülümüzde bize diyor ki alt kümelerin kaçında 3 elemanı bulunur? Buradan arkadaşlar bize diyor ki 3 elemanı bulunsun. Kesinlikle bulunacak zaten. Bunu ne yapmaya gerek yok? Almaya gerek yok. Yani yine sil diyor. Yine silersem gençler eleman sayım kaç alıyordu? 5 alıyordu. Alt küme formülümden 2 üzeri 5 eşittir kaç oldu? 32 oldu. Yani hem bulunur derse de bulunmaz derse de ne yapacakmışız? Kümeden elemanları teker teker silmemiz gerekiyormuş diyeceğiz arkadaşlar. Hop 5'teyiz. Alt kümelerin kaçında 3 bulunur, 6 bulunmaz. Bulunur dese de bulunmaz dese de ne yapacaktık? Silecektik değil mi? 3'ü sildim. Hop 6'yı da siliyorum. Bakalım 1, 2, 3, 4. Toplam 4 tane elemanım kaldı. 2 üzeri 4'ten cevabım 16'dır diyorum. 6. öncüldeyiz gençler. 2 ve 6 bulunur diyor. 2, 6 dediği için 2 ve 6'yı silmem gerekiyor. 2'yi de sildim. 6'yı da sildim. Geriye yine 4 tane elemanım kaldı. 2 üzeri 4'ten cevabım kaçtır? 16'dır diyoruz. Geldik gençler 7. yani son öncülüme. Bana diyor ki alt kümelerin kaçında, bakın buraya dikkat edin. V vardı. V'de direktman ikisini de silmem yeterliydi. 2 veya 3 bulunur. Bakın buradaki ifade çok 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 önemli. Burayı bir incelememiz gerekiyor. Şimdi bu gibi sorularda veya varsa arkadaşlar tüm durumu düşünmemiz gerekiyor. Tüm durumu düşünelim. Tüm durum dedim. 2 ve 3 alakalı tüm durumumuz. 2 sadece 2 olabilir. Sadece 3 olabilir. 2 ile 3 aynı anda olabilir. Ya da arkadaşlar 2 ile 3 aynı anda ne yapmaz olmaz diyoruz. Bana diyor ki 2 veya 3'ten biri bulunsun. Yani benden istediğin ifade 2 olabilir mi? Evet, evet. Sadece 2 var. Evet, bulunur. 3 olabilir mi? Evet. 2 veya 3 olabilir mi? Evet. O halde benden istediği durum bu. Tüm durumdan diyorum ben. 2 ve 3'ün olmama durumunu çıkartıp alsam geriye kalan ifade 2 veya 3'ün bulunma durumudur. Neymiş arkadaşlar, ne yapacakmışız? Tüm durumdan 2 ve 3'ün bulunmama durumunu çıkartacakmışım. Geriye kalan kısım ise 2 veya 3'ün bulunma durumuymuş. Tüm durum dedim arkadaşlar. Tüm durum kaça eşittir? 6 tane elemanın alt küme sayısı olan 2 üzeri 6'ya. Hemen geliyorum buraya. 2 üzeri kaç dedim? 6 dedim, eksi. Geliyorum çıkartacağım ifadeye. Yani 2 ve 3'ün aynı anda bulunmama durumuna. Burada ne yapacağım? Bulunmamasını istiyorsam 2'yi de 3'ü de silmem gerekiyor. Hop sildim. Geriye 1. elemanım, 2. 3. ve 4. elemanım. Yani 4 tane elemanım kaldı. Yani alt küme sayım da 2 üzeri 4'tür arkadaşlar. 2 üzeri 6 sayısı 64'e, 2 üzeri 4 sayısı 16'ya eşittir. 64'ten de 16'yı çıkartırsam cevabım 48'dir diyoruz gençler. Burası önemliydi. Bunu lütfen unutmayın. Veya diyorsa o bir ünlem işareti. Dikkat ediyorsun. Tüm durumu yazıyorsun. İstediği durum neymiş? Bunların 3'ü. Ben 4 durumdan şu 4.sünü çıkartırsam zaten
İstediği durumlar kalır diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik 12. sorumuza. Bana diyor ki bu kümesinin tüm sesli harfleri eleman olarak bulunduran öz alt küme sayısı kaçtır? Bir kere arkadaşlar bütün sesli harfleri ne yapılması gerekiyormuş? Bulundurması gerekiyormuş. Biz az önce bulundurur derse ne yapıyorduk? Siliyorduk değil mi? Yani E de var kesinlikle, İ de var. Senin geriye kalan ifaden T, R ve Z. Bunlar da mı arkadaşlar? Öz alt küme sayısını istiyordur. Öz alt küme neydi? Alt küme sayısından kendisini çıkartmak da elde ediliyordu. Peki TRZ'nin alt küme sayısı kaçtır? 2 üzeri 3'tür değil mi? 2 üzeri n. Yani n dediğimiz şey de eleman sayısıdır. Bundan kendisini, yani arkadaşlar 1'i çıkartmamız gerekiyor. 2 üzeri 3 sayısı 8'dir. 8'den de 1 çıkarsa cevabım 7'dir diyorum. Yine çok güzel bir soru arkadaşlar. Bize A ve B kümelerini tanımlamış. Kümeler böyle olduğuna göre A kümesinin alt kümelerinin kaçı B kümesinin de alt kümesidir. Yani ikisinde de ortak olan elemanları kullanarak alt kümeleri oluştur diyor arkadaşlar. İkisinde de ortak elemanlarımız ne var? Bakın hop B'lerimiz var. Daha sonra arkadaşlar nelerimiz var? D'lerimiz var ve arkadaşlar nelerimiz var? F'lerimiz var. Yani B, D, F'yi kullanarak alt kümeleri elde ediyor. Alt küme sayısının formülü 2 üzeri n'di. N de eleman sayısıydı. 1, 2, 3. 3 tane elemanım var. 2 üzeri 3'ten cevabım kaçtır? 8'dir diyoruz gençler. Geldik 14. sorumuza. A kümesini tanımlamış arkadaşlar bize. Bu kümesinin alt kümelerinin kaçında en az bir tane sesli harf bulunur diyor. Sesli harflerimiz ne var? A ve E var. Arkadaşlar en az bir tane diyor. Şimdi tüm durumu düşünelim. Tüm durumda sesli harflerle alakalı sadece A olabilir. Sadece E olabilir. İkisi birlikte olabilir ya da ikisi birlikte ne yapmayabilir? Olmayabilir. Benden istediği durum ne? En az bir tanesi olsun diyor bakın. En az bir tanesi ne demek? Bir tane de olabilir, iki tane de olabilir. Yani istediği durum bu üç durum. Diyorum ki ben tüm durumdan bakın A ve E'nin olmama durumunu çıkartırsam şunu çıkarttığımı düşünün. Benden istenen ifade geriye kalır diyorum. Arkadaşlar neymiş? Tüm durumdan A ve E'nin bulunmama durumunu çıkartmamız lazım. Tüm durum, tüm alt kümelerinin sayısı nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 tane eleman olduğu için 2 üzeri 7'dir. A ve E'yi istemediği için hop bakın bunları sildim. Geriye arkadaşlar kaç tane eleman kaldı? 5. A ve E'nin bulunmadığı durumlar 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri 7 sayısı arkadaşlar 128'e, 2 üzeri 5 sayısı ise 32'ye eşit. 128'den 32'ye çıkartırsam cevabım 96'dır diyorum. Bakın tüm durumu bu şekilde yazmanız sizin için çok fazla fayda sağlayacak. Formülü kendiniz oluşturmuş olacaksınız yani. Şimdi geldik 2016 YGS sınavında çıkmış soruya. Soru çok güzel yazılmış bir soru arkadaşlar. Bana diyor ki A kümesini tanımlamış. Eksi 3 ile 3 arasındaki sayıları yazmış. Kümesinin iki elemanlı tüm alt kümeleri yazılıyor. Bu alt kümelerinin her birinin elemanları toplamı ayrı ayrı hesaplanıyor. Ve bu sayılarla B kümesi oluşturuluyor. Buna göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır? İlk önce arkadaşlar A'dan 2 tane eleman seçeceksin. Alt kümelerini oluşturacaksın. Mesela sırayla git. Eksi 3'e eksi 2. Eksi 3'e kaç olsun? Eksi 1. Şurası 1. Mesela arkadaşlar eksi 3'e 0. Böyle böyle gidiyor. Tamam mı? Daha sonra bu seçtiğin elemanları arkadaşlar eleman sayılarını topla diyor. Bakın ayrı ayrı hesaplanıyor toplamı. Toplarsam eksi 5, eksi 4, eksi kaç arkadaşlar? 3. Bu böyle böyle gidecek. En büyük ardışık olduğu için en büyük sayıları yaz. 2'ye 3'tür. Doğru mu? Bunların toplamı kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Yani buradaki B kümesinin eleman sayısı da aslında eksi 5, eksi 4, eksi 3 ile başlayıp hop 5'e kadar gidiyor. Burada da kaç var mesela arkadaşlar? 4. Bunun eleman sayısını nasıl bulursun? İstersen son terim eksi ilk terim
artı 1 şeklinde bulabilirsin. İstersen arkadaşlar teker teker sayarsın diyoruz. Son terim eksi, ilk terim artış miktarı 1 olduğu için yazmama gerek yok. Artı 1 dedim. Hop, 2 tane eksi yan yana geldi, artıya dönüştü. 5 ile 5'in toplamı 10. 1 ile topladım, cevabım 11'dir diyoruz arkadaşlar. Burada da bunun çözümünü yapmış. Geldik şimdi gençler 15. sorumuza. Yine çok güzel bir soru. A ve B kümelerini tanımlamış. A kümesi T'nin alt kümesi. T ise B'nin alt kümesi. Bu koşulu sağlayan kaç tane farklı T kümesi yazılabilir diyor. Şimdi A kümesi T'nin altındaysa A'nın bütün ama bütün elemanları T'de olmak zorunda. Yani T kümesinde olması gereken, olması zorunlu olan neler var arkadaşlar? A, B ve 2'dir. Bu kesinlikle olmak zorundadır. Gerisi olsa da olur, olmasa da olur. Bakın burası çok önemli. A, B, 2 kesinlikle T'de olmak zorunda. Gerisi olsa da olur, olmasa da olur. Şimdi diyorum ki olsa da olur, olmasa da olur dediğim kaç tane eleman var? Bu da B'den olmak zorunda değil mi? Çünkü T'nin bütün elemanları da B'ye aitmiş. A kesinlikle T'de olmak zorunda. B de T'de olmak zorunda. 2 de T'de olmak zorunda. Geriye kalan C, 1, 3'ten isterse hiçbiri olmayabilir. İsterse bir tanesi olabilir. İsterse iki tanesi, isterse üç tanesi olabilir. Yani bakın hiç elemanlı alt kümesi, bir elemanlı alt kümesi, iki elemanlı alt kümesi ya da arkadaşlar üç elemanlı alt kümesi değil mi? Buraya geldik. Alt küme sayısı neydi? 2 üzeri n şeklinde bulunurdu. 1, 2, 3. 2 üzeri 3'ten cevabım 8'dir diyorum gençler. Geldik şimdi 16. sorumuza. A ve B kümelerinin alt küme sayıları sırasıyla 32 ve 4 ile orantılıdır. Şimdi bakın alt küme sayıları demiş. Alt küme sayılarını bulabilmem için A'nın ve B'nin eleman sayılarını yazmam gerekiyor. Biliyor muyum? Bilmiyorum. Harflendireceğim. Diyeceğim ki A kümesinin eleman sayısı A x olsun. B kümesinin eleman sayısı arkadaşlar y olsun diyorum. O halde alt küme sayısı bunun nedir? 2 üzeri x. Bunun da arkadaşlar 2 üzeri y'dir. Arkadaşlar bu 32 ile orantılı, yani 32k. Bu da 4 ile orantılı olduğu için 4k'yı verdi diyorum. Bakın buraya kadar bunları ne yaptım? Gösterdim. Devam ediyorum. Bana diyor ki A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısının toplamı 25'miş. A'nın eleman sayısı x'di. B'nin eleman sayısı y, toplamının 25'e eşit olduğunu söylüyor. Diyorum ki bunları kullanarak x artı y'yi elde edebilir miyim? Arkadaşlar x ve y şu an üst durumunda, üstlerin toplanması için çarpılması gerekiyor değil mi? Yani ben 2 üzeri x ile 2 üzeri y'yi çarparsam üstler toplanır. 2 üzeri x kaça eşitti? 32k'ya. 2 üzeri y kaça eşitti? 4k'ya. O halde bakın burası 2 üzeri, tabanlar aynı olduğu için üstleri topladım. Hop. 32 ile 4'ün çarpımı kaçtır arkadaşlar? 8, 12, 128 çarpı k'nın karesidir. 128 sayısı da aslında hop 2 üzeri kaça eşittir arkadaşlar? 7'ye. Yani buradan yola çıkarak 2 üzeri x artı y. X artı y kaça eşitti? 25'e. 2 üzeri 7 çarpı k'nın karesi oldu. K'nın karesini elde edebilir misin? Evet, elde edebilirsin. Her tarafı 2 üzeri 7 ile bölersin. Hop. Tabanları aynı mı? Evet, tabanları aynı. Tabanları aynı. Üstler çıkartılır. 25'ten 7 sayısını çıkartırsan 18 sayısı kaldı. K'nın karesi 18'miş. Her tarafın kökünü alırsan buradaki ifade, bakın üst sayıya çevirebilirsin. 18 bölü kaça eşittir? 2'ye. Bunları da bölersen 2 üzeri 9 eşittir. Ne oldu? K oldu. Peki bana bunu mu sormuş? Hayır, bana A kümesinin eleman sayısını, yani x'i sormuş. Şuradan yardımla arkadaşlar. 2 üzeri x neye eşitti? 32 çarpı k'ya. Ben k'yı kaç buldum arkadaşlar? 2 üzeri 9. 32 sayısına da 2 üzeri 5 şeklinde yazabilirim. Altlar aynısı, üstler toplanıyordu. 2 üzeri kaça eşit oldu? 14'e. Yani 2 üzeri x 2 üzeri 14'e eşitse altlar aynı, üstler de aynı olmak zorundadır. X'imiz buradan kaç geldi arkadaşlar?
14 geldi diyeceğiz. Zaten x dediğimiz şey neydi? A kümesinin eleman sayısıydı. Şimdi geldik eşit kümelere. A ve B kümelerinin tamamı, bakın tamamı diyor, çok önemli. Aynı ise bu kümeler eşittir ve A eşittir B şeklinde gösterilir. Arkadaşlar neymiş? Tamamı aynı olmak zorunda. Buradan yola çıkarak A'daki bütün elemanlar B'de olur mu? Evet olur. O halde A kümesi B'nin altında olur. Aynı şekilde B'deki bütün elemanlar da A'da mı oldu? Evet. O halde ben ne diyeceğim? Bunların ikisini aynı anda sağlıyor ise A ve B birbirlerine eşittir diyorum. Mesela C alt kümedir E dedi. Ay V dedi. Bakın ikisini de aynı anda sayılması gerekiyor. E alt küme C derse ben bunları birleştirip direktman C ile E birbirlerine eşit diyebilmem gerekiyor gençler. Şimdi geldik son sorumuz arkadaşlar. A, B, C birer küme olmak üzere. A kümesi B'nin alt kümesi. B kümesi de A'nın alt kümesi. Bakın hop buradan yola çıkarak bunları hop birleştirip A eşittir B diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Ama diyor A'la da C kesinlikle ve kesinlikle birbirlerinden farklı olmak zorunda diyor. Tamam dedim. Hemen öncüllerime bakıyorum. A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısının toplamı 16'tır. Arkadaşlar bunlar eşit kümeler ya, ben A'nın eleman sayısını x dersem B'nin eleman sayısı da x olmak zorunda. İkisinin toplamı yani x artı x eşittir 16'dan 2x eşittir 16, her tarafı 2 ile bölerim. X'imiz buradan kaç gelir gençler? 8 gelir. Yani A kümesinin de B kümesinin de eleman sayısı 8 oldu. İkinci öncülüğüne bakıyorum. C kümesi A'nın altında. A da B'nin altında. Zaten bunu ben ne yapıyordum? Biliyordum. Şu yorumu yapabilir miyim? Bana neyi sormuş? Kaç farklı C kümesi yazılabilir? Bir kere C alt kümedir A diyor. Yani A'nın alt kümesi olmak zorunda. A'nın alt kümeleri nedir arkadaşlar? 2 üzeri n'le gösterilir. Doğru mudur? Ama kesinlikle ne olmak zorundaymış? A'dan farklı olmak zorunda. A'dan farklı olmak zorundaysa aslında A'nın kendisinin çıkartılması gerekiyor değil mi? Alt kümelerinden. Bakın burası çok önemliydi. C kümesi A'nın altında diyor ise gençler A'nın alt kümelerini kastediyordur C için. A'nın alt kümelerinin formülü 2 üzeri n'dir. Fakat yukarıda A C'den farklı olsun diyor. Yani kendisini çıkartıp almam gerekiyor. Buradan yol çıkarak aslında bana öz alt küme neyin soruyordur? Sayısını soruyordur. Hemen en gördüğüm yere kaç yazacağım arkadaşlar? 8. 2 üzeri 8 eksi 1 oldu cevabım. 2 üzeri 8 sayısı arkadaşlar 256 sayısına eşittir. 1'i de çıkartırsam cevabım 255'tir diyorum. Şu yorumu yapmak bizim için dediğim gibi çok önemliydi gençler. Arkadaşlar son sorumdu. Videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda kümelere giriş yaptık. Kümenin ne demek olduğunu, eşit kümeleri, eleman sayıları gördük arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.